Başlayalım. Değerli basın mensupları, ülke adına çok karanlık bir güne uyandık. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi bir gecede tek adam hükümeti tarafından feshedildi. Bu kararla koruma ve uzaklaştırma kararlarına rağmen en güvenli yer olan evlerinde, hatta sokak ortasında katledilmiş olan binlerce kadın bir kez daha öldürüldü. 42 milyon kadının hakkı gasp edildi. Recep Tayyip Erdoğan tarafını bir kez daha belli etti ve kadınların yaşam hakkına sahip çıkan İstanbul Sözleşmesi'ne destek çıkacağına zalimlerden yana saf tuttu. Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için devlete sorumluluk yükler. Psikolojik şiddet, ısrarlı takip, fiziksel şiddet, zorla evlendirme, cinsel ve ekonomik şiddet dahil olmak üzere kadınları her tür şiddetten koruyan İstanbul Sözleşmesi'dir. Şimdi AKP hükümetine tüm kadınlar adına soruyoruz. Bu sözleşmenin ve bu söylediğimiz korumaların hangisinden rahatsızsınız? Kadını yok sayan düzenden doğan kadına yönelik şiddetin ateşini harlamak, şahsım hükümetinin haddi değildir. Kadına karşı vahşet ve aile içi şiddet vakalarında yaşanacak artışın vebali, İstanbul Sözleşmesi'ni feshedenlerin boynundadır. 20 Temmuz sivil darbesinin failleri durmuyorlar. Haksız, hukuksuz, adaletsiz uygulamalarına devam ediyorlar. Dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir darbe daha yapıldı. Ve kadınların uzun mücadeleler sonucunda elde ettiği kazanımlar heba edildi ve evrensel değerlerden bir kez daha uzaklaşıldı. Mecliste oy birliğiyle kabul edilmiş olan İstanbul Sözleşmesi, milletin iradesi yok sayılarak, kadınlar görmezden gelinerek feshedilemez. İnsan hakları, temel hak ve özgürlükler alanındaki sözleşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla, yani kanunla alınır. Bu karar açıkça anayasamızı da yok saymaktır. Kadın cinayetleri politiktir. Bu karardan da görüyoruz. Ve biz Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve hukuku yok sayarak aldığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını tanımıyoruz, tanımayacağız. Ve biz kadınlar korkmuyoruz, sinmiyoruz, susmuyoruz, zalimlere itaat etmiyoruz, geri durmuyoruz. Onlar korku yaymaya çalıştıkça bizim örgütlü gücümüz her geçen gün büyüyor. Onlar dallarımızı budamaya çalıştıkça bizim köklerimiz gitgide güçleniyor. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere her platformda bu sözleşmenin gerekliliklerinin yapılmasını sağlamak için kadın hareketiyle birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Bundan sonra bulunduğumuz her alan, sokaklar, mahalleler, meydanlar, her yer bizim için mücadele alanıdır. Vicdan sahibi her erkeğin annesi, eşi, kardeşi, arkadaşı olan ve yaşamın eşit ortağı olan kadınlarla beraber olacağını çok iyi biliyoruz. Biz hep birlikte bu zulme dur diyeceğiz. Türkiye'yi aydınlık günlere bizler taşıyacağız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz.